Mansur El Sabah Show. Çok şeker, çok. Ya çok şeker, çok şeker bir adam bu Mansur El Sabah. Onu dinlemekten büyük keyif alıyorum, keyif alıyorum. Ben dinledim mi adam gibi program dinlerim. Mansur El Sabah Show. Gerçeklerin komedi meydanı Mansur El Sabah Show. Yalnız müfeccel marka Mansur El Sabah dinleriz. Mansur El Sabah alamet ifade. Mansur El Sabah çok çok teşekkür ediyoruz. Tam teşekkürlü sunucu efendim. Kuvvetli bir alkış. Selam. Enerji. Elinden, dilinden, tipinden, sesinden, huyundan, suyundan, Mansur El Sabah'tan, şovundan, baraban bin biri biri bundan. Mansur El Sabah canlı yayında. Duyuyorum, dinliyorum, seviyorum, gülüyorum. Mansur El Sabah Show. Tamam o zaman. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. İstanbul Merkez Stüdyolarımızdan sesleniyorum. Program yapımcınız, sunucunuz ve disk jockeyiniz olarak herkese yürekten bir selam. Selam. Güzel bir cuma akşamı, güzel bir eve dönüş, güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. İçten, gönülden. Hazır mıyız? Mestaşlar. Meslektaşlar, İstanbul'da soğuk ama serine ama şimdi sıcağa dönen bir hava var. İnşallah her şey mevsim normallerinde ve normal olur. Her şeyin normal olması dileklerimle. Bu akşamki konumuz internetten sipariş. Sipariş. Viraj. Nikelaj. Güzel bir hafta sonu dileklerimizle, her şeyin daha normale gittiği bir dünyada buluşmak dileğimizle, dikkat ederek güzel ve sağlıklı eski normallerimize, yani anormallikten normale dönmek istiyoruz. Bugünkü konumuz internetten sipariş. Klavyeden, cep telefonundan tuşlara basarak ne sipariş ettiniz? Sipariş. Ne iş? İnternet. Kolay. Haydi Trump. Yaşım özneden büyük ama seni
ve Serdaç. Haydi. Hemen mesajlarımızı yazalım. Günle gündemle, havayla suyla, doğayla, yaprakla, aklınıza gelen her konuyu benimle paylaşabilirsiniz. Ama lütfen sizler de yayınımızı paylaşın değerli dinleyenlerimiz. Bu akşam konumuz internetten sipariş ama diğer mevzulara da değineceğiz, dokkandıracağız. İnternetten ilk ne sipariş ettiniz ve sürekli ne sipariş ediyorsunuz? Şarkı fabrikatörü Serdar Ortaç'ın çok güzel bir şarkısını çok güzel bir karışımla dinledik. Heyecan. Ah, ah neler çekmiş insanlar. Canlı yayın Mansur El Sabah Show başladı. Mansur El Sabah topluluğu hazır mı? Kat! Krallarla vuruşur, ordularla dövüşür. Gider öksüz gibi atıyla konuşuyor. Mansur El Sabah Show devam ediyor. Yani daha yeni başladık tabii. Öyle başlayıp sona erdi. Çok hoşuma gidiyor öyle yaptığım zaman. Neyse efendim, hepinize güzel bir akşamüstü diliyorum. Şu an itibariyle 4 paylaşımımız var. Canlı yayınımıza ilk katılan dinleyicilerimiz... Gülcan, Fatoş, Kutsal, Öznur, Arman, Uğur, Gökdeniz, Mustafa ve Faruk. Hoş geldiniz delikanlı dinleyiciler. Evet. Şakacı mısın sen? Sen kişilik göstermesin. Evet, şakacı radyocunuz ama şaka yapmayan, mizahı ciddiye alan tek programdan tekrar selamlar. İsyanım var ulan! İsyanım var ulan dediğiniz konularda başımız tacıdır. Lütfen bize yazınız. Evet arkadaşlar, 4 Haziran'a geldik. Yarın Dünya Çevre Günü, paylaşımlarımız olacak tabii ki ama çevrenin hali inanılmaz felaket. Şimdi bugün Erdoğan bir müjde verecekti. Şu an Türkiye konumunda Twitter'a baktığımız zaman birinci sırada müjde var. İnşallah müjde olur. İkinci sırada Macit Sapuğu tutuklansın. Üçüncü sırada Mehdi miymiş neymiş Necati Şaşmaz var. Tövbe estağfurullah. Yani Mehdi diye bir şey bu insanların anlattığı şekilde bir şey yok arkadaşlar. Böyle yalanlara inanmayın sakın. Hidayet Karaca hemen ardından metroma dokunma var. Metro ile ilgili bir bugün bayağı bir ses yükseldi. Değineceğiz. Stop Alan, protesto ediyorum. Polat Alemdar, haklıydık, kazandık. İyi ki doğdun Ekrem Başkan. Trabzonspor dur. Fenerbahçe, Halil Altun, Allah'tan Mehdi, Doğu, Mehmet Ali Aydınlar, Ebru Köksal, Selahattin Gülen, Zikir. Bugünkü internetteki trend topic hadiseler ve mevzular, etiketler. Efendim internetten çok fazla alışveriş yapıyoruz. Ben düne kadar yok almayacağım, göreyim öyle alayım filan derken şartlar değişti. Ben de internetten elektronik eşya, işte buzdolabı vesaire ne varsa çok da rahat oluyor açıkçası. Yani çok da hesaplı oluyor. Görüyorsunuz, şimdi bir mağazaya gidiyorsunuz, o model yok, incelemek istiyorsunuz vesaire. İnternette her şey ölçüleriyle, bilgileriyle geliyor ama internetten siparişte dikkat etmemiz gereken mevzuları
uzun uzun mevzuları sizlere aktaracağız. İnternette en çok telefon ve aksesuarları satılıyormuş. Sizlerin ne istediğini söyleyelim. İşte getirdir götürdür bilmem ne falan. Bunları da bize aktarabilirsiniz. Şimdi hemen haberlere başlayacağız. Bakalım müjde neymiş, hep birlikte göreceğiz. Mansur Sabah Show devam ediyor ve bu şovu dinlemek çok zevkli oluyor. Evet, inşallah öyle oluyordur. İnternetten alışveriş program konumuz, sizlerin de yaptığı alışverişler ve en çok söylediğiniz bir de işte getirdir götürdü, yenisini getir hepsi şurada bilmem ne falan. Bunlardan da böyle en basit şey yaptığınız, efendime söyleyeyim, internetten sipariş ettiğiniz, hemen hemen herkes sanıyoruz şey yapıyor, öyle değil mi? İnternetten sipariş veriyor, mecburuz bir yerde de tabii. Bunlardan getir 550 milyon dolar daha yatırım almış. Getir 550 milyon dolar daha yatırımla değeri 7,5 milyar dolara çıkmış Getir'in. Getir bu değeriyle Ereğli Demir Çelik dışındaki Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören tüm şirketleri geride bırakarak ilk sıraya oturmuş. Hızlı teslimat şirketi Getir Financial Times'ta yer alan habere göre 7,5 milyar dolar değerleme ile 550 milyon dolar daha yatırım almış. Getir Ocak ve Mart aylarında ilk fonlama turunda 428 milyon dolar yatırım almış ve 2,6 milyar değerlemeye ulaşmıştı. Böylece son 6 ayda Getir yaklaşık 1 milyar dolar yeni yatırım almış oldu. Getir de iyi götürmüş yalnız ha. Hani işini iyi yapıyorsa hakkıyla, ki sipariş etmişliğimiz var tabii ki değil mi? O zaman diyecek söz yok. Valla çok güzel konuştun. Hani firmanın ismi Getir de kavram olarak iyi götürüyor ya. Hani BİM'dir bilmem nedir. Bunlar da böyle arkadaşlar. Hele salgında falan bunlar bayağı bir cirolarını arttırdılar. Geçen yıl 55 milyar liraydı BİM'in cirosu. Bu yıl acaba ne olacak, hep birlikte görüyoruz. Evet, Erdoğan'ın müjde dediği şey nedir? Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada ben Zonguldaklı'ya inanıyorum, ben Devrekli'ye inanıyorum. Buraya gidildiğine göre illaki Zonguldak'la ilgili bir müjde. Karadeniz yerelisine benzeri bir müjde olabilir. Bugün inşallah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz ifadelerini kullandı ki şu an itibariyle Twitter'da da müjde birinci sırada. Umarız tabii Türk milletine, vatanımıza yararlı bir müjde çıkar. Çünkü bugüne kadar verilen müjdelerden bize müjdeleyici bir şey gelmedi. Yani umarız bundan sonra olur. Müjde deniliyor, arkasından zam bombardımanı. Müjde deniliyor ya, müjde, biz hayat birazcıkın şu pahalılıktan, ateş pahasından biraz aşağı doğru insek, bu bile bize müjde gelecek. Her şey ateş. Hayır, ateş derken ateş pahası diyecektim. Bakalım ne çıkacak müjdeden, yine hep birlikte göreceğiz. Bu arada geçen yıl koronavirüs başladığında bu aylarda koronavirüsün bir insan üretimi olabileceğinden bahsetmişim. Çünkü böyle pis bir şey bugüne kadar yaşanmadı. Bu teknolojide bir de. Koronavirüs insan yapımı diyen Çinli virologtan dünyayı sarsan açıklama geldi. Çinli virolog Dr. Li Mengyan son gelişmelerin kendisini doğruladığını savundu. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgında can kayıpları devam ederken Çinli virolog bir kez daha gündeme oturdu. Virüsün insan yapımı olduğu iddiasını ortaya atan ilk kişi olan, ki biz de bunu aktarmıştık geçen yıl, Amerika'ya kaçmak zorunda kaldı. Dünya çapında 3,5 milyondan fazla insanın hayatının kaybetmesine mal oldu, neden oldu ve hala devam ediyor lanet olası virüs. Yani virüsün bir insan yapımı ve laboratuvar kaçkını olduğu ortaya çıkmış oldu. Mansur El Sabah Show. Diğer bir taraftan koronanın laboratuvardan yayıldığını söyleyen eski CDC direktörü Redfield, ölüm tehditleri aldığını söylemiş. Amerika Hastalık Kontrol Önleme Merkezi eski direktörü Robert Redfield, koronavirüsün Wuhan'daki laboratuvardan yayıldığı iddiasını ortaya attıktan sonra hayatı kabusa döndü. Redfield, o günden bu yana ölüm tehditleri aldığını söyledi. Demek ki neymiş efendim, koronavirüs bir insan yapımıymış. Ulan ben bunlara ne diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum ya. Ne diyeyim? Eşol eşek.
Vallahi. Vallahi Şabancığım en iyisi. Şöyle eşek. Vallahi çok güzel konuştun. Evet, yani bu kadar lanet olası bir şey, bu kadar organize bir şekilde dağıtılamazdı zaten. Şimdi gelelim yarın Dünya Çevre Günü. Bir çevre sever, bir çevreci ve bir çevre gönüllüsü olarak Greenpeace'ten tutturun da bütün örgütlere kadar üyeliğim olduğu bir efendim çevreciyim, doğa sever bir insanım. Geçenlerde Ahmet Vefik Alp hocamızı İstanbul'daki bu inşaatlaşma, gökdelenleşme, mahvetme ile rahmetle anmıştık. Kent bilimci hocamızdan bahsederken Profesör Doktor Cemal Say'dan, yani deniz bilimci hocamızdan bahsetmiştim. Bugün yine Marmara Denizi için çok kötü durumda, şakası yok, uyarılarında bulundu. Denize giremeyeceksiniz, balığı bulursanız tutabilecekseniz dedi. Bunları yapanlar, işte bu kanalizasyonları akıtanlar, fabrikalar vesaireler Marmara'yı mahvetti. Marmara can çekişiyor. Hele bir de Kanal İstanbul olursa İstanbul'a son darbe olacak. Kanal İstanbul projesine yaratacağı ekolojik felaket nedeniyle karşı çıkan Profesör Saydam, Kanal İstanbul Marmara Denizi'nin ölümü olur. Marmara Denizi mevcut yükü şu an kaldıramıyor. Kanal İstanbul ek bir yük ve kaldırılması mümkün değil. Kanal İstanbul ağzına kadar dolu Marmara Denizi'ne bir bardak su daha koymaktır. Marmara'nın sistemi kanal yapılmadan patlak verdi. Marmara bu haldeyken Kanal İstanbul yapılırsa o zaman İstanbul ne hale gelir dedi. Doğa ile böyle oynayamayız. Bilime rağmen hiçbir şey yapamayız. Tekrar ediyoruz. Akıl, bilim ve vicdana rağmen herhangi bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Ama biliyorsunuz Kanal İstanbul bir rant ve inat projesi olduğu için bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. İstanbul'a son darbe mi vurulacak, yoksa efendim bu şeyden vaz mı geçilecek, bu intihardan, hep birlikte göreceğiz. Deniz bilimci hocamız Kanal İstanbul İstanbul'un da Marmara'nın da sonu olur dedi. Artık bilmiyorum, hep birlikte göreceğiz. Yani bu hale gelmişken bir de bu kanal mıdır ne, karın ağrısıysa, nereden çıktıysa. Bu arada yarın Dünya Çevre Günü, tekrar hatırlatalım. Bilim insanları uyardı, felaketler, bu iyi günlerimiz üst üste gelecekmiş. Buzulların erimesiyle gelecek yıllarda deniz seviyesinde büyük artışlar meydana gelecekmiş. En iyi senaryoda ekosistemlerin üçte birinde domino etkisi yaşanacak. Uydudan alınan bilgiler de var tabii ki çevre felaketleriyle ilgili. İklim sistemleri arasındaki etkileşimlerin devrilme noktaları araştırılıyormuş. Earth System Dynamics adlı dergide yayınlanan bir araştırmada bütün bu olaylar masaya yatırılmış. Yani bu iyi günlerimiz imiş. Eğer bu kafada gidersek bunlar en iyi günlerimiz. Daha kötü kafada gidersek daha kötü günlerimiz olacak. Umarız daha iyi bir kafa yapısıyla çevremizi korumaya özen gösteririz. Her yeri böyle arsa, her yeri arazi olarak görerek Kanal İstanbul gibi bir felakete, efendim 300-500 bin tane konut yapılacakmış falan, geçen gün Erdoğan öyle diyordu. İyi de kardeşim, bu konutlarla, bu yollarla insanlar bir yere gidemiyor. Trafik felaket, çevre felaket. Bu kadar insan nereden gidip gelecek? Bunlar nerede oturacak? Otopark olayı, bilmem ne olayı, Darboğaz'da bir şehre bir de böyle bir şey yapıldığını düşünecek olursak İstanbul'un gerçekten sonu olur. Müge Anlı'nın programına geçelim. Büyülü sucuk. Evet, burada bir büyülü sucuk yedirmişler. Sucuğun zaten fiyatı büyüleyici olduğu için yediğiniz zaman büyülü sucuk yemiş oluyorsunuz. Fiyatı büyüleyici. Ne olmuş Müge Anlı'nın programında? Bu arada lütfen internetten yaptığınız siparişleri bize yazınız. İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki kız, 20 yaşındayken kuzeniyle ortadan kaybolurken kayıp kızın ailesinin ortaya attığı iddia sosyal medyada viral olmuş. Müge Anlı Tatlısert'te yine bir ilginç olay yaşanmış. Annesi ve kız kardeşleriyle Kemalpaşa ilçesinde yaşayan kız
25 Mayıs günü ortadan kaybolmuş. 20 yaşındaki kuzeniyle kayıplara karışmış. Efendim nerede aradıysa bulamamışlar bu kişileri. Anne canlı yayında ben böyle büyü falan başıma gelen ne deyin hiç inanmazdım. Ablamın oğlu olan yeğenim eve büyülü bir sucuk getirdi. Büyülü olduğunu nereden anlamışlar acaba? Kızım da o büyülü sucuğu yiyince kuzenine aşık oldu. Allah Allah. Acaba üstünde şey mi yazıyor? Sucuk, dikkat, büyü vardır. Kızım büyülü sucuğu yiyince birdenbire ben onunla evlenmek istiyorum diye haykırmaya başladı. Ayva olmasın anacığım o ayva. Ayva ayva. Kızını sucukla büyüleyerek kuzeninin peşinden gittiğini öne süren anne, ablasının kızını alıkoyduğunu öne sürdü. Sucukları yedikten sonra da büyünün etkisiyle Ankara'ya gittiklerini anlatan anne, Eren'in kendilerini 1,5 ay evde rehin tuttuğunu, polisler gelirse hepinizi öldürün diye tehdit ettiğini söylemiş. Demek ki bu aile hiç sucuk yememiş. Çocuk da çok güzel bir sucuk almış. Onlara da büyülü demiş. Onlar da büyülenmiş. Bu programları bari, bu programımızı dinleyenlere rica ediyorum. Arkadaşlar böyle büyücüler vardır ama büyü diye bir şey yoktur. Bu saçmalıklara lütfen inanmayın. Bu güzel bahar akşamında bakın şunun şurasında 2 hafta falan bahara bitmesine kaldı. Asabımızı bozmayalım. Neymiş? Büyülü sucuk yemiş. Tövbe estağfurullah. Bir bahar akşamından sesleniyorum size. Güzel bir bahar akşamından sesleniyorum. Bu konuyu geçelim. Müge Anlı'da her gün bir acayip şey var. Büyülü sucuk. Kızıma büyülü sucuk yedirdiler. Anne de yemiş. Efendim döviz yine kudurdu. Döviz piyasası yukarı yönlü hareketlilik tam hızıyla devam etti. Cumhuriyet tarihinin şu an itibariyle en yüksek seviyesine ulaştı. Alarm. Hakikaten büyük bir alarm. Cumhuriyet tarihinin en büyük seviyesi 8.71 dolar, euro 10.57, sterlin 12.31. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Her gün bir şey geliyor. Müjde olarak dövizin düşmesi müjdesini verseler. Yani ben gerçekten döviz düştü deseler ona da müjde diyeceğim. Helal olsun diyeceğim. Efendim iş yok, güç yok, şu yok, bu yok. Bari müjde olarak bize ne olur, ne olur enflasyon düştü, dolar, euro düştü gibi müjdeler verin ne olur. Ona sual edilmez. Emreder o. Dilerse affeder, dilerse mahveder. Mansur ve Sabah Show devam edecek. Hep müjde veriliyor, arkasından zamlar geliyor. Müjde veriliyor. Şöyle bir yarınımız yok yani umutla bakacağımız bir yarınımız yok. Dikkat ediyor musunuz? Her gün aynı gün. Yok, ama şarkı da çok güzel. Kaya Giray'dan dinleyelim. Yarınım yok. Çok, yok. Çökerken
Önce bir hüzün çöküyor içime yavaş yavaş. Şehirlerden İstanbul, Ankara, İzmir, New York, Los Angeles. Ne fark eder ki? Her yerde aynı trafik, aynı karmaşa. İyi ki varsın. Dört mevsim ve sen, Mansur El Sabah Show. Yayınımızı paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Daha çok paylaşalım lütfen. Yayın sonrası YouTube'da yayınımız canlı olarak, Twitter'da, Pinterest'te sizlerle birlikte oluyor. Hatta LinkedIn'de, çok yakında Instagram'da da başlayacağız. Yarınım yok dedi Kaya Giray'ın, çok güzel bir şarkısıydı bu, sizlerle de paylaşmak istedim. Daha önce de birkaç kez çalmıştık. Evet, şimdi gelelim dinleyicilerimizden mesajlara. İnternetten en çok ne alıyorsunuz? İnternetten aldığınız şey nelerdir? Memnun kaldınız mı? Hiç salatalık, efendime söyleyeyim, ayakkabı, eski ayakkabı falan çıktı mı sipariş yerinize? Adamın birine tövbe tövbe şey göndermişler ya, kokulu ayakkabı. Tövbe estağfurullah ya. Efendim, ben de tabii bendenizde son zamanlarda ne kadar dirensem de teknik şeyler, efendime söyleyeyim, elektronik aletler, edevatlar mecbur kalıyoruz. Çünkü her yerde olmuyor. Bir bakıyorsunuz internette bir mağazada oluyor, ama bunun için çok güvenilir, çok ama çok güvenilir yerlere. Mesela ismi tanınmışsa diyelim, işte N11 hepsi burada gitti gidiyor, Trendyol filan ne varsa var zaten. Diğer taraftan saygınlığı kazanmış markalar var, marka olmuş markalar var efendime söyleyeyim. Bunlardan da tabii işte diyelim elektronikse işte Teknosa'dır, efendime söyleyeyim Media Market'tır, diğer mağazalardır. Buralardan kanıtlanmış ve tabii ki resmi internet siteleri olan, işte .com.com.tr gibi olan sitelerden alışverişler yapıyoruz. Adını duymadığımız şeylerde güvenli olabilir. Bu güvenliği iyi araştıralım. Bazen Google'a reklam vererek, işte X bir markanın, tanınmış bir markanın, hele hele şimdi tatil sitelerinin veya tur şirketlerinin veya otellerin birebir sitelerini yapıyorlar ve sizleri kandırıyorlar. Lütfen buna dikkat edelim. Yani hemen cep telefonundan değil, biraz laptop'tan ya da bilgisayardan yapmaya çalışırsanız iyi olur. Değerli dinleyenlerimiz, internetten sipariş bugünkü konumuz. Klavye üzerinden, efendim telefondan çok kolay oluyor gerçekten. Gülcan Çakmak Hanım ilk mesajda selamlar Mansur'a sabah sevenler demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Fatoş Çınar kalp şeklinde mikrofon göndermiş. Sağ olun. O güzel kordonu kalp şekline getiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Kutsal kardeşimiz merhaba. İnternetten en son sipariş televizyona takılan elektronik bir ürün yansıtıcı almıştım. 2019 yılı Ekim ayında kolay kolay netten sipariş yapmıyorum. Mümkünse gider bakarak, görerek alırım bir ürünü. Küçükçekmece'den selamlar demiş. Bizden de selamlar olsun. Evet, ben de aynı fikirdeyim ama bazen olmuyor, işte vakit olmuyor, nakit olmuyor. İşte ne yapacağınıza karar veremiyorsunuz. En çok da vakitsizlik yani. Eskiden çok güzeldi gezmek, yavaş yavaş, işte beğenmek filan. Hem çok yorgunuz artık, hem de eskisi gibi zamanımız ne yazık ki yok. Bak, derin mana var bu lafta. Öznur Hanım selamlar, soğuk Ankara'dan demiş. Evet arkadaşlar, bahar ayındayız ama hala üşüyoruz. Ağaçlar çiçek açtı.
Ondan sonra meyve vermeye başladı. Dutlar, erikler, kirazlar. Bizim burada hani olabildiğince İstanbul'da bu ağaçların hala kaldığı yerlerde ağaçların meyve verdiğini görüyoruz. Hemen hemen ağaçlarda resimde de gördüğünüz gibi böyle çiçeklerin kalmadığı, baharın sonlarına doğru gittiğimiz bir zamanı yaşıyoruz. Bu hafta sonunu özellikle açık yerlerde geçirmeye özen gösterelim diye buradan siz sevgili dinleyenlerime ricada bulunuyorum. Açık havada olmaya özen gösterelim. Alışveriş için kapalı bir çarşıya, işte alışveriş merkezine gittiğimizde alalım ve hemen çıkalım. Fatoş ne demiş? Mersin'den iyi akşamlar. Abi bir dakika, Özgür Hanım mesajını okuduk. Soğuk Ankara'dan selamlar demiş bizden de. İnternetten en çok giysi, kitap, mutfak eşyası ve kozmetik siparişi veriyorum. Evet, en çok giysi, kitap, mutfak eşyası, kozmetik siparişi. Bayan olunca tabii ki. Bayanlar. Biz erkekler de tıraş jileti, tıraş sabunu. Ve eyeliner sipariş ediyoruz. Var eyeliner kullanan. Var ama. Beğenmedim. Bu kılığın erkeklik kitabında yeri yok. Eyvallah. Fatoş Hanım Mersin'den iyi akşamlar demiş. Ankara'dan Mersin'e geçtik. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Hiç internetten sipariş vermedim. Henüz kısmet olmadı. Artısı eksisi vardır. Mutlaka ben biraz bu konuda ketum biriyim. Görmediğim, bilmediğim bir şeyi alma konusunda eski kafalıyım. Estağfurullah efendim. Ben de öyleydim. Ama mecburen almak zorunda kalıyorsunuz. Hele böyle ayakkabı, kıyafet gibi şeyleri hani birebir bir mağazada denemiş ve daha sonradan ay keşke alsaydım deyip de modelini, işte markasını, her şeyini biliyorsanız bile bedenler farklı olabiliyor. Ama ayakkabı da ancak giymişseniz aynı model, ürün, marka. Ama ben mesela kıyafet ve ayakkabıları mağazada denenilerek alınması. Oh be, söyledim tarif. Taraftarıyım. Valla çok güzel konuştun. Yok yok, takıldık. Armağan, internetten siparişle alışveriş yapmıyorum. Piyasayı internetten araştırıp en ekonomik ürünleri satıcıdan elden satın alıyorum demiş. Bak, bu armağan başka bir uyanık. Hepsini internetten bakıyorum, sonra gidiyorum en hassasını elden satın alıyormuş. Çünkü bazı internet siteleri satın alacağınız ürün yerine abuk subuk ürünler kargoya geliyor. Hemen onu da hatırlatayım arkadaşlar. Şimdi bir internet sitesi var önümde. Yani itibar edilen büyük bir holdingin. Burada mesela diyelim ki bir duvar ürünü, bir işte tablo alacaksınız diyelim falan. Orada böyle koltuğu küçücük yapmış, tabloyu kocaman yapmış mesela. Burada bu tablonun kaç santim olduğuna ve o kaç santimlik tablonun kaç para olduğuna tekrar bakmanız gerekiyor. Veya işte elektronik bir işte fişler, ben şey yapmıştım burada cihazlar, mikserler için. Mesela orada bir baktım onlu paket yazıyor. Sipariş ettim. Mesela bir tane geldi onlu paketten. O paketi o şekilde algı olarak gösteriyorlar. Ama ve lakin orada adet seçmemiz gerekiyormuş. Bir baktım hakikaten bir adet yazıyor ama torbada 10 adet görünüyor. Biz de tabii torbayla alıyoruz diye. Oh be, kara geçtik diye. Yani böyle dalga dümenler olabilir. Buna dikkat edelim. Yani algı yaratılıyor. İşte insana böyle bak bu bilmem ne set halinde veriliyor diyor. Ama orada o setin içindeki bir şeyi mesela öne çıkarmış. Ama resimde setteki diğer ürünler de görünüyor. Bununla ilgili özellikle adet bölümüne bakalım. Boy, ebat, size deniliyor ya, beden, ölçü, numara, adet. Bu gibi şeyleri girdikten sonraki satış fiyatına tekrar bir bakalım. İşte kargo dahil mi değil mi, alacağımız şeyin ürüne göre tabii ki. Tabii bir de yiyecek var işte. Ay, yağım bitti, suyum bitti. Bunlar da yani damacana su bile geliyor. Ciklet bile bir ürünün yanına olursa tabii söyleyenler var. Yani internetten de ciklet sipariş edene yani... İsyanım var lan!
Tabii bu kurye arkadaşlar var. Özellikle bu salgın döneminde çok sayıda kurye sakat kaldı ve hayatını kaybetti. Çok üzücü bir durum gerçekten. Onun için alabileceğimiz şeyleri elden almaya gayret gösterelim diyorum ben. Teşekkür Armağan. Gökdeniz İstanbul Pendik'ten kocaman selamlar Gökdeniz. Sağ ol. Marş marş demiş. Bugünkü haberimize göre mi bunu bize göndermiş bilemiyoruz ama bugün Mehter ile ilgili bir haber paylaşmıştık. MHP'li bir belediyenin yurt dışına gönderdiği 30 kişilik Mehter takımından 20 kişi geriye dönmemiş. Efendim yeni bir turizm dalı açılmış. İsmi de firar turizmi. Evet. Firar ediyorlar, kaçıyorlar. Firar turizmindeki skandallara bir yenisi daha eklendi. MHP'li bir belediyenin hayali mehteran takımı ile yurt dışına gönderdiği 20 kişinin geri gelmediği bildirildi. Yani acep ne iştir? Giden gelmiyor. Bugün bunu sorduk. Firar turizmiymiş efendim ismi. Hayali mehteran takımı. Ulan o nasıl oluyor? Hayali mehteran takımı nasıl oluyor? Milliyetçilik bugün nereme geldi Allah aşkına ya? Ona sual edilmez. Emreder o. Dilerse affeder, dilerse mahveder. Mansur ve Sabah Show devam edecek. Canlı yayınımız devam ediyor. Hababam sınıfı gibi yani biliyorsunuz Mehteran takımıyla Badi Ekrem'i alıyorlardı. Onlar bu tarafa, bunlar bu tarafa. O yüzden kimse filmlere saçma sapan demesin arkadaşlar. Hepsi oluyor yani, hepsi oluyor. İyi akşamlar. Mansur Esabaşoğlu başladı. Ortayı geçti biraz. İnternetten en çok ne sipariş ediyorsunuz? Sipariş. Oturdu inadına bir ot çekip Allah dedim böylesini ben hiç görmedim diğerleri sadece sevebilir ama bense uğruna ölebilirim bir ot çekip dünya dedim bu gece bana dar mı her yerin gözlerime baksan inanacaksan söyle akır 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 Destan Show, Mansur El Sabah Show. Mansur El Sabah. Boş kadehler masamda dolarken, taşarken onu gördüm karşımda bir edepsiz merhaba geldi ve ansızın oturdu inadına bir ot çekip Allah dedim böylesini ben hiç görmedim diğerleri sadece sevebilir ama bense uğruna öyle bilirim bir ot çekip dünya dedim bu gece bana dar mı her yerin gözlerime baksan inanacaksan söyle rakı 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 büyük. Evet Yaşar Nuri Hocam yine bir müjde bekliyoruz ne diyorsunuz? Vallahi ben buradan bir şey göremiyorum. Hep müjde var, sonuç yok. Ne müjdesi ya? Bir şey anlatın ya.
Herkes biliyor müjdeymiş. Yılın aşk aylarında, İstiklal barlarında, her gece coşarken, tüm sıkı dostlar yanımda, boş kadehler masamda, dolarken, taşarken. Gördüm karşımda bir edepsiz merhaba, geldi ve ansızın oturdu inadına. Bir ot çekip Allah dedim, böylesini ben hiç görmedim. Diğerleri sadece sevebilir ama bense uğruna öyle bilirim. İnternetten yaptığımız siparişler bugün program konumuz. Hala internetten sipariş vermeye korkanlar var. E tabii ki telefon söylüyorsun mesela, içinden Çengelkör hıyarı çıkıyor. Buzdolabı söylüyorsunuz, gardırop geliyor mesela. Ama arkadaşlar, dümen firmalardan alışveriş yapmayın. Çok özen gösterin. Marka olmuş veyahut da ciddi markalarla çalışın. İnternet sitesi ve diğer uzantılarını mutlaka takip edin. Benim önerim çok fazla cep telefonundan değil de daha geniş ekranda. Çünkü mesela şimdi beni Facebook'tan buradan dinliyorsunuz. Mesela herkes alt alta var. Ama bir bilgisayar açtığınızda, laptop veya bir masaüstü bilgisayarı, bütün her şeyi kabak gibi ortada görebiliyorsunuz. Mesela ben şu anda 28 inç bir ekranda bütün her şeyi en ince ayrıntılarına kadar görüyorum. Siz şimdi ne yapıyorsunuz, neredesiniz? Hepsini mesela ben Messat bir uydusuyla şu anda sizin evin içini dışını hep... Şaka. Şakacı mısın sen? Tek kişilik gösteri misin? Evet. Şaka. Şaka yaptım de. Şaka mı? Yani hakikaten bazı şeyleri böyle şey yapan var mıdır acaba? Ciddiye alıp, ay adam bizi görüyor mu acaba kız? Gökdeniz İstanbul Pendik'ten kocaman selamlar. Mustafa Yıldırım marş demiş. Faruk iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bu ülkede normal yerlerden bile alışveriş yaparken dikkat etmek gerekirken internetten alışverişe nasıl güvenilir bilemiyorum demiş. Söylediğimiz gibi güvenilir holdingler, güvenilir markalar. Bir de internet sitesini böyle aşağı doğru sarın. Alt tarafta efendim neyin ne olduğu, işte yeni bilgisayarlarda, yeni Windows'larda falan, işte güvenilir site, güvenilir olmayan site. Gerçi benim mansurhesabah.com'a da benim kendi bilgisayarım güvenli değil diyor. Bana diyor bu. Bana. Duman oldum. Yani bazen sistem yanılıyor ve antivirüs programı da izin vermiyor ama belli başlı yerler var tabii ki. Ama yine de dikkatli olalım. Mesela yetkili servis diyor. Halbuki orada Y'yi küçük yazmış, etkili servis oluyor. Siz yetkili servis diye, ya mesela diyelim Arçelik yetkili servisini aramak istiyorsunuz. İlk sırada bunların yetkili olmayan servisleri Google'da en üst sıraya çıkıyor. Parayı bastırmış adamlar. Çoğu gelip arızalı televizyonunuzu bir tane makbuz vererek buzdolabınızı, çamaşır makinenizi, ürününüzü ne varsa alıp götürüyor. Size bir tane kağıt bırakıyor. Siz de ona arızalı ama değeri hele hele bugünlerde bu zamlardan sonra çok yüksek cihazlarınızı teslim ediyorsunuz. Onlara da çok dikkat edelim. Akıllı telefonlar, telefon aksesuarları, akıllı saatler, yüz maskeleri, spor kıyafet ekipmanları ve bunun gibi daha neler neler internetten kapış kapış satılıyor. Hamile elbiseleri, bebek hediyeleri, sırt çantaları, spor kıyafetleri vesaire. Temalı süper kahraman tişörtler, baskılı tişörtler, işte baskılı duvar resimleri, evcil hayvan ürünleri, minik saatler, efendime söylüyorum. Aklımıza gelebilecek birçok şey internette satışta. Bu arada Faruk nasıl güvenilir bilemiyorum demiş ama hakikaten güvenilir yerlerden alabiliriz arkadaşlar. Ayrıca Faruk, sevgili Mansur, son 10 yıldır hep müjde veriyorlar ama petrol ve doğalgaz ortada yok ama her ay %1 zam müjdesi geliyor her nedense. O zam hep müjdeliyiz zamma.
Ve böyle bir millet yok yani. Zamma şerbetliyiz ya. Vallahi başka ülke millet kalmamış daha yani. Öyle söyleyeyim. Başka bir ülke millet böyle bir zamlara gelemezdi yani. Bak, derin mana var bu lafta. Yani Allah koruyor demek ki bizi. Yani diyeceğim o ki... Allah'ın verdiği kıymetli nefesi boşa harcamayalım. O da doğru tabii. Cengiz Yılmaz iyi yayınlar demiş. Gülcan Hanım internetten kedim bıdık için alışveriş yapıyorum demiş. Ulan ne kediler var be. Çöpçüler Kralı'nda kadın kediyi her sabah besliyor. Ya ki teyze sen cennetliksin vallahi. İnsanın kedi olası geliyor. Gülcan Hanım da kedisi bıdık için alışveriş yapıyormuş. Trendyol'dan ona mama, kedi kumu, oyuncak alıyorum. Güvenilir site olunca sorun yok. Bir keresinde de reklamını gördüğüm bor içerikli bulaşık deterjanını aldım. İçime oturdu. Bulaşıklar hep mat çıktı. Ben de çamaşırlarda kullandım. Deterjanları çamaşır makinesi attım, değerlendirdim. O bor içerikli şeyi ben de kullanmıştım. Doğru matlaştırabilir ama bor doğal bir madendir. Biliyorsunuz yıllardır Bor Power'ın ürünlerini sizlere tanıtmıştık. Bor bir mucize Türkiye için ama bulaşıklarda dediğiniz gibi olabilir. Doğal ürün olduğu için matlaştırabilir. Yücel kardeşimiz güzel İzmir'den hayırlı günler ve hayırlı cumalar demiş cümle aleme efendim. Dün Dünya Bisiklet Günü'ydü. Efendim ben 5 yaşından beri bisiklet kullanan ve şu an itibariyle geçen gün çok büyük bir tur yaptım. Yani buradan Bakırköy'den Florya'ya kadar gidip uzatmalı zigzag şeklinde yollardan geldim. Profesyonel bir bisiklet kullanıcısıyım. Herkesin bir bisikleti muhakkak olmalı. Onun için bisiklet kullanmaya özen göstermemiz gerekiyor. 206'da Karadağ bağımsızlığını ilan etti. Buradan selam olsun. Bugün Dünya Saldırganlık Kurbanları Masum Çocuklar Günü. Keşke böyle bir gün, keşke böyle bir şey olmamış olsaydı. Ekrem İmamoğlu'nun, Murat Başaran'ın, Aslı Hünel'in ve Tuğba Özerk'in doğum günleri. Kim doğmuşsa iyi ki doğmuş diyelim. Aslı yarın Dünya Çevre Günü, onu hatırlatmıştık. Coşkun Göğen'in doğum günü. 1977'de ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunuldu. Eski bir Apple'cı olarak ben de hemen hemen ilk yıllarından beri Apple'ı hem kurulumunu hem de bayilerin açılışını yaptım. Hakikaten muhteşem bir. O zaman Macintosh'tu bizim zamanımızda. Sadece Apple değil, Apple Macintosh'tu. Çok renkli ısırılmış bir elmaydı. Şimdi gri, donuk renkte bir metal elma. Aha, bizim zamanımızda Apple'ın elması bile renkliydi valla. Valla çok güzel konuştun. Hayat renkliydi ya. Onur ne demiş? İyi yayınlar abi. İnternet siparişlerinde fason ürün gelme ihtimali çok yüksek. Tabii dikkat etmemiz lazım. Özellikle Trendyol gibi pazar yeri sitelerine korsan ürünleri faturasız satıyor satıcılar. Trendyol da bu satışa göz yumuyor. Yalnız işte Trendyol değil, yani hem neon1.com hem de işte hepsi buradadan. Ben işte dediğim gibi birkaç ürün aldım. Bunlarda sorun çıkınca hemen iade edebiliyorsunuz arkadaşlar. İadeleri gerçekleştirdi ama çok uğraştırdılar. Bununla ilgili yazılar da yazdım. Lütfen yanlış bir algı yaratıyorsunuz. Algı operasyonu var kardeşim burada. Dedim ama neyse, sağ olsunlar ürün iade talebi alındı. Ama çok uzun sürüyor, işte kargoya veriyorsunuz falan. Keşke bunlar olmasa. Keşke herkes, hepimiz dürüst alışverişler yapsak. Değil mi? Dürüst olsak. Yani dost doğru olsak. Çünkü dost doğru bir yere doğru gidiyoruz. Dönüş yok. Valla çok güzel konuştun. Hayır, hepimiz doğrudan böyle boş bir çukura gidiyoruz. Çukur ara vermiş çok şükür.
Onun için işte trend yoldur. N11 neyse işte lütfen sitelerde yaptığınız şeyleri, tanıtımları veya işte görseldeki ürünün birebirini gönderin. Ama bizler de ne yapacağız efendim? Kullanıcılar olarak iyice okumadan, iyice araştırmadan, soruşturmadan. Mesela orada bir soru sor bölümü vardır. Ben muhakkak soru sorarım. Yani bu şusu şöyle, busu böyle değil mi derim. Mesela aynı ürünü bir yerden 3 sene garantili aldım ben. Ama diğer bir yerde eğer acele etseydim 2 yıl garantiliydi. Mesela 3 yıl garantili olan ürün kapıya teslim, yukarıya taşıma dahildi vesaireydi. Bunlara dikkat edin. Bu konularda yine tabii ki cimri.com akakçe hani almadan önce akakçe. Bunlarda ara arama motorları, alışveriş ara arama motorları, bunları da kullanmanızda ve gerçekten ürün alacağınız zaman bunları kısa yola alıp, takibe alıp, işte favorinize alıp, bunlarla ilgili indirimleri beklediğinizde pınk diye size şu beklediğiniz ürüne indirim geldi falan. Yani uyanık olmak lazım kardeşim. Onur haklı tabii ki. Tarkan Özdemir, büyüye falan inanan var mı hala ya demiş. Ya arkadaşlar, Müge Anlı'da çıkıyor kadın, diyor ki benim kızımı büyülü sucukla kandırdılar diyor. Sonra bize de büyülü sucuk yedirdiler. Tekrar ediyorum, büyü yoktur, büyücüler vardır. Onun için Allah ne diyor? Bu büyücülerin şerrinden bana sığının diyor. Bak, büyünün demiyor. Büyü diye bir şey yok. Biz büyütüyoruz. Büyücüler var. Haset, pis insanlar var. Ne diyor Rabbimiz? Büyücülerin şerrinden, kötülüğünden bana sığının diyor. Sana sığınıyorum Allah'ım diyeceğiz değil mi? Bunlar ne yapıyor? Sucuğa sığınıyor. Bak, derin mana var bu lafta. Ablamın oğlu yeğenim eve büyülü sucuk getirdi. Kızım o büyülü sucuğu yiyince kuzenine aşık oldu. Vay anam vay. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Allah ya. Büyülü sucukmuş. Büyülü eski kaşar. Büyülü bilmem ne. Ya artık ne olur vazgeçin bundan. Tarkan demiş hala inanan var mı? Evet, hala cahiliye devrindeki gibi. Büyücüler hiçbir zaman bitmeyecektir arkadaşlar. Böyle büyüye inanan, ulan büyüyü şu çözüyormuş, sende papaz büyüsü varmış, sende kardinal büyüsü, işte hoca büyüsü. Bir de büyülerin ismine de yani din adamlarının isimleri konulmuş papazı bulalım diye. Tövbe estağfurullah. Ahmet kardeşim, paylaşım sever kardeşim. Üstadım, çiğ böreğiyle meşhur Eskişehir'den selamlar. Vallahi andırdın şimdi. Çiğ börek yiyesim geldi. Çiğ börek dediğimiz börek de pişmiştir tabii bu arada. İnternetten hiç sipariş vermedim, bir şey almadım. Ya ben şeye inanamıyorum. Ya böyle işte bir ekmek siparişi veriliyor ya da işte ketçap ya da pide bitti diyelim. Aslında bazen güzel oluyor ama genelde bunları evimize çarşıdan, pazardan almak daha iyi. Çünkü birçok kurye, işte biz bir tane gazoz söyledik, işte biz bir tane içecek bir şey söyledik, ciklet söyledik diye koskoca adam motoruna biniyor. O muhitten o muhite büyük tehlikeler atlatıyorlar arkadaşlar bu arada. Yani bu kuryelerin, bu getir götürücülerin o kadar çoğu vefat etti ki bir gün ayrı bir program yapmak gerekiyor gerçekten. Çok yazık oldu çocuklara. Yani ne bileyim, daha böyle taşınması zor, alınması zor şeyler olsun ama zorda kaldığımız zaman da ne yapacağız? Bir ekmek dahi olmuş olsa güzel bir olanak şimdi. Hele yaşlı ve bilgisayar, telefon kullanabilen insanlar için çok iyi tabii ki. Hiç demiş Ahmet Kaymak, sipariş bir şey vermedim, almadım. 20 yaşındaki kızıma ancak 2 yaşında bir kızın giyebileceği bir tişört gönderdiler diyor 20 yaşındaki kıza. İşte o şey diye, yani çocuğu olursa. Şaka bir yana, bir arkadaşım yenilerde 200 liraya cep telefonu sipariş etti. Ya 200 liraya telefon kapları oluyor. Nasıl düşmüş bu şeye? 200 liraya cep telefonu sipariş etti. Bize de ki siz gerisiniz, telefonlara dünyanın parasını veriyorsunuz demişti. Gele gele kargoyu yanımızda açtı. Bir paket sallama demlik poşet çıktı diyor.
Al keyif çay iç. Ama düşünmüşler çocuğu ya. Yani verilen şey çıkmayınca o söz neyse telefon mu ne. Al demiş bir keyif çayı iç. Bak derin mana var bu lafta. Ya çok adiler ya böyle. Bir çocuğa da salatalık çıkmıştı böyle. Siz kerizsiniz, ne aptalsınız diye de bir de yazı falan yazıyorlar. Firmayı aramış çocuk poşet çay çıkınca telefon siparişine. Pardon özür dileriz 100 lira daha gönderin hatamızı düzeltelim demişler. 100 lira daha göndermişler yine çarpılmışlar. Bir haberde okumuştum cinsel büyütücü sipariş eden birine de firma büyüteç göndermiş. Yani pek burada bir algı var ama ya. Ya bu tip şeyler çok şey yapılıyor. Tabii böyle ayıp olan şeyler ya da ya bir eczaneden gidip almaya utandığımız şeyler vesaireler internetten sipariş edilebiliyor. Az önce ateş sesi efekti verdiniz. Lütfen başımıza Zambo'nun biri gidiyor biri geliyor. Artık zamtiri zamtiri oynuyoruz. Türkiye'de kandırılan kandırana, kandıran kandırana bir internet siparişi kalmıştı. Burası Türkiye. Titan Titan'a demiş. Evet Titan diye bir saadet zinciri vardı. Titan Titan'a gidiyordu ya. Sonra mercimekler, tosuncuklar bilmem ne. Şimdi bitcoinciler. Muhammed Ali Maral bunlar zamcık abi. Daha zam gelmedi. Sucuğu biz de yiyeceğiz demiş. Büyülü sucuktan söz etmiş. Hidayet abimiz cuma gününüz mübarek olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum sayın abim. Biz ailecek hiç internetten sipariş vermedik diyor. Bugünkü konumuz internetten, klavye üzerinden, telefondan böyle vış vış kaydırarak, pıt pıt parmak uçlarımızla seçerek getirdiğimiz ürünleri konuşuyoruz. Hiç kredi kartım da olmadı, alışverişim de diyor. Müge Anlı'nın programında vaat edilen ablamın oğlu olan yeğenim eve büyülü bir sucuk getirdi. Kızım da o büyülü sucuğu yiyince kuzenine aşık oldu. Sonra aynı sucuktan biz de yedik, biz de... Ankara'ya gittik mi ama şu Müge Anlı, valla Müge Anlı ne sabırlı kızmış ya. Gerçi tabii onun kazandığını ben kazanacağım da siz sabır görün ya. Yani. Ama kıza dikkat ediyorum Müge Anlı mutsuz ya. Mutsuz yani düşünsene ekrana çıkardığı kişileri ya. Sucukla kandırdı beni. Yani yarın biri çıkacak diyecek ki ben de sucukla kandırıldım. Diyeceksin kardeşim ne fark ama benim yumurtalı sucuktu yani. Evet Hidayet abimiz de zaten hiç kredi kartım olmadı. Yenilen o sucuk demiş ne çeşit acaba? Yani aynen bahsetmiş. Aynı anda borsa düşüyor, döviz, faiz, enflasyon, altın artıyor. Öte yandan hazır lağım patlamışken hükümetimiz de sık sık gaz çıkarıyor demiş. Yani yine müjde bir gaz, doğal gaz müjdesi mi var nedir? Salda Gölü ile ünlü Burdur'dan Hidayet abimiz. Muhammed Ali Meral, ben fırça aldım ama fırça gelmedi. İnternetten ne aldınız diye sorduk. Fırça sipariş etmiş, sapını göndermişler. Sapı. Sağlam mıydı bari kardeşim? Gökdeniz kardeşim hafta sonu LGS sınavımız var. Evet Allah'tan pazar galiba çünkü yarın ortalık nasıl olacak hesap edemiyorum. Halbuki pazarı da açacaklardı. Çünkü cumartesi daha kalabalık oluyor. Yani pazar olası bulaş. Cumartesi zaten ulaşıyor yani hedefine. Yani işte... Yani hikaye artık bu kısıtlamalar falan tamamen kaldırılması lazım ya. Hay ağzının tavanını öpeyim be. Onun için biraz erken biraz geçsin ondan sonra tavanını da. Evet hafta sonu Gökdeniz demiş ki LGS sınavımız var. Öncelikle kızıma sonra tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum demiş.
aynen LGS sınavındaki bütün öğrencilere Allah zihin açıklığı versin diyoruz. Gökdeniz kardeşimin hatırlatmasıyla. Yücel, ben de Armağan Bey gibi internette araştırıp bizzat satın almaya gidiyorum demiş. Sadece bir defa telefonla sipariş verdim. Yani bizzat arayarak kendime bir tane kondisyon bisikleti satın aldım. Kapıda ödeme şeklinde aldım. Dün Teknosa Extra'ya gittim. Kablosuz fareli klavye seti aldım. Önceki klavyemin bazı tuşların ortaları delinmişti. Çok hızlı 10 parmak klavye kullanıyorum. Yani o derece yani dikkatli olarak siparişini vermiş Yücel kardeşimiz kapıda ödemeyle. Şimdi sahibinden.com'da param güvende diye bir uygulama başlattı. Ama bunlarda biliyorsunuz komisyon, işte dolap bilmem ne şu bu gibi firmaların komisyon şeyleri var. Onu da unutmamak lazım tabii ki. Ama ne var, güvenilir alışveriş için bütün önlemler alınıyor. Muhterem Uyar, iyi yayınlar Mansur Bey. Serin bir aydından selamla olsun demiş. Baş üstüne cümle aleme selam olsun. Ya bütün mesajlar Haziran'ın 4'ünde serin bir Ankara, serin bir Mersin. Efendim buz gibi bir İstanbul'dan aleyküm selam. O derece yağmur. Tabii unutmayalım, hala bahar ayındayız. Daha yaza girmedik. 21'ine kadar yolu var. Mesajlarımızı okuyalım. Yavaş yavaş toparlanalım. Muhterem Bey, internetten tarımla ilgili bazı şeyler alıyorum ama şimdilik hıyarla karşılaşmadım demiş. Ya telefon siparişi etmiş arkadaş. Salatalık gönderilmiş. Hani tarımla ilgili bir şey olup gönderilse... Şimdilik karşılaşmadım demiş kardeşim. Aman Allah karşılaştırmasın. Çok dikkatli olalım lütfen. Parayı sokakta bulmuyoruz. Gökçen selamlar, sevgiler, canlar demiş. Gecikmeli de olsa ben de dinlemediğim, hoş geldin, safalar getirdin. Ben internetten kitap sipariş ediyorum. Tabi Gökçen deyince bizim programımızın kütüphanelerinden biri. Yücel öyle. Ne güzel, gıpta ediyorum, helal olsun. BKM'den kapıda ödemeli olarak kitap alıyorum demiş. Kitap çok çok önemli hayatımız için. Hele Türkiye'nin yavaş yavaş neredeyse hızlı hızlı kitap okumayı bıraktığı, kitabı sadece büfe ve vitrin dolgusu olarak kullandığımız bir dünyada. Hala çok kitap okuyan var. Çok memnun oluyorum. Gökçen de internetten kitap sipariş ediyormuş. BKM'den kapıda ödemeli olarak alıyorum. Bazen biraz gecikme dışında herhangi bir sorun yaşamadım. İlgilisine BKM'yi öneriyorum. Kargo da ücretsiz demiş, eğer kitap alacaksanız. Onur Ceren, Kahramanmaraş sıcak gayet demiş. Yani adam bizi tahrik ediyor. Kahramanmaraş'a gelelim diye. Efendim, internetten en çok sipariş ettiğimiz şeyleri konuştuk. Beyaz eşyadan elektroniğe, elektronikten telefon aksesuarlarına, onlardan kitaba kadar hemen hemen hepimiz muhakkak ve günün birinde ve bir şekilde ve illaki bir şey söyleyeceğiz. Ben bu konularda en tutucu olanlardan biriydim. Giderim, bakarım, kurcalarım, ellerim, okşarım. Ürünü ondan sonra alırım idim ama ne yazık ki ben de öyle yapamıyorum. Artık bir yerde de akılcı bir şey. Yani bakıyorsunuz ne kadar çeşit var, ne kadar fiyat farkı var, kampanyası bilmem nesi var, bir de kupon veriyorlar, şudur budur. Ama tabii küçük esnaf, dükkanlar filan bu internetten sonra mahvoldular. Onun için yanı başımızdaki işte züccaciyeciyi, beyaz eşyacıyı vesaire de unutmayalım. Çünkü çok ağır kira yükleriyle o dükkanları ayakta tutuyorlar. Bizler de onlara elimizden geldiğince, onlar da bize verebildiği kadar ucuz ya da ekonomik. Yani değil mi? Yani birbirimizi üzmeden ve düzmeden alışverişlerimizi yapalım diyorum. Pazartesi akşamı saat 18'de görüşmek dileğiyle. Aşk, sevgi ve sağlıcakla çok güzel bir cumartesi. Bak, çok güzel bir cumartesi. Bak, derin mana var bu lafta. Ve sıkıntısız bir pazar diliyorum. Anladık değil mi? Görüşmek üzere efendim, saygılarımla. Ona sual edilmez. O diler çocuk olur, diler Azrail olur. Mansur El Sabah Show bu akşamlık bitti. Gider öksüz gibi atıyla konuşur.